Babasını kanserden kaybetmişti. Bayramlarda kurbanlık nedir bilmedi. Hep başkalarını izlemekle yetindi. İlk kez kurbanlığı olan küçük kız hüngür hüngür ağladı. Başkaları keserken neler hissediyordun? Artık ağlamayacak. Çünkü artık o ve ailesi kurban kesecek. Üzülüyor muydun daha önce kesemediğiniz için? Adanalı Kudret Başek 9 yaşında. Hamallık yapan bir babanın kızıydı. 3 yıl önce yetim kaldı. Ya ya. Bayramlarda öpülecek bir baba elini hasretti. Anne Zeliha Başek'e sarıldı. 3 kardeşiyle hayata tutundu. Baba olmadığı zaman işte. Daha önce hiç kurbanlıkları olmamıştı. 30 yetim ve öksüze kurbanlık dağıtıldı. Hayırseverler Başek ailesinin evine de uğradı. Kapıyı anne Zeliha Başek açtı. Bayramınız mübarek olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hoş geldiniz. Size bir sürprizimiz var. Bu bayramda bir sürprizimiz var. Küçük Kudret'in hayatında ilk kez kurbanlığı olmuştu. Mutluluğa boğulunca gözünden yaşlar aktı. Üzülüyor muydun daha önce kesemediğiniz için? Başkaları keserken neler hissediyordun? Babasının vardır işte. Baba olmadığı zaman işte. Belki onun mezarına gideceğiz biz. Anne Başek'te sevinçliydi. Boş kaynayan tenceresinde çocukları için et pişecekti. Et yiyecekler. Tencere onlar için yani kaynayacak. Aile buruk da olsa bir bayram sevinci yaşadı. Daha önce başkaları kurban keserken neler hissediyordun? Mutsuz.